Canlarına iyilik güzelliği hoş geldiniz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan dolu dolu haberlerle karşınızdayız. Tarım işçilerini selamlayarak başlıyoruz çünkü size bir soru soracağım şimdi. Üzüm bağlarında çalışan işçilerin saat kaçta uyandıklarını, mesailerinin ne kadar sürdüğünü ve yevmiyelerinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız yanıtları haberimizde. Kavak kavaktan uzun, kavakta kımar üzüm, eller nedir serdisin nazlı yerde gözüm. Eller nedir serdisin nazlı yerde gözüm. Kula'dan, Kırkağaç'tan, Soma'dan, Demirci'den geliyorlar. Herkes sıcak yatağında mışıl mışıl uyurken onlar 3'te uyanıyor. Saatten ben 3'te kalktım. Yemeği hazırladım. 5'te araba durağına geldim. Ondan sonra saat 6'da arabaya bindik. 8'de buraya geldik. Onlar tarım işçileri. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaderleri ortak. Mesai kavramı yok bu sektörde. Kaça kadar çalışacaksınız? Kaça değil, kamyon dolasıya çalışacağız. Sabah 3'te kalk, 5'te durağa çık. Minibüste 100 kilometre yol git. Kahvaltıyı yolda yap. Güneş ağarmadan üzüm kesmeye başla. Kamyon dolduğunda da paydos yap. Bu emeğin karşılığı da 45 lira. Başka işimiz yok. Çiftçilik yaptınız mı daha evvel? Yapsak ne olacak ya? Bir gübre alamayacağız. Bir torba gübre alamayacağız. 45 milyondan gübre alınır mı? Gübre ne kadar? 55 milyon, 60 milyon. 45 lira yemiyeyle neler alınır hiç düşündünüz mü? 2 kilo şeker alıyız, 1 paket çay alıyız, 4 ekmek, 5 ekmek alıyız, tamam para bitti. Kadınlar ince işlerde, erkekler de yük taşımada çalışıyor. Yanık bu karnım, bari yanık! Gömüyeniz ne kadar? 58 lira. 58 lira? Evet. Yani bir gün boyunca 58 lira. 58 bin lira, 1 paket çay alayım 10 bin liraya, 48 bin lira, 4 ekmek alayım. 44 bin lira. Daha çay masrafı, şu masrafı 40 bin lira yiyemem. Taybaşı olmasa parayı bulamayız. Öyle mi? Tabii. Kendimiz gelip de çalışamayız. Kamyon olmasa işimiz yok. Dayıbaşı en kritik görevi üstleniyor. İşçileri o buluyor. Tarlada orkestra şefi dayıbaşı. Asmanın altına koy. Temiz olsun. Güzel bir şey olsun. Şimdi tabii bu kadar işçiyi... Çalıştırmak da zor tabii. Doğru işte evet. Dayıbaşı denilen evet. Kişi sizsiniz. Evet biziz. Sabahattin Polat. 70-80 kilometre yoldan geliyiz. İşte burada işçileri getiririz. Gece saat 3'te kaldırırız. Çalıştırırız. Mazot parasını anca kurtarabiliriz. İşte işçiden 5 lira para alıyız. Ama sağ olsun devlet baba gübreyi 55 lira. İşçinin yemesi 45 lira. 300 gün işe geliyiz. 65 gün evde kalırız. Kışın 3 ay evde yatıyız. Dünyayı yaşanabilir olmaktan çıkarmak da üstümüze yok. Her yeri betona boğup nefes alamaz hale getiriyoruz. Yerkürenin ciğerleri olan ağaçları gözümüzü kırpmadan kesiyoruz ancak. Kısmi de olsa bilinçlenme var diyebiliriz ve bunun en güzel örneklerinden biri de yağmur ormanları olarak bilinen Amazon ormanlarında yapılacak çünkü tam 73 milyon ağaç dikilecek. ...400'den fazla hayvan ve bitki türüne hayat veriyor. Yemyeşil doğasıyla gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Burası müthiş doğasıyla yeryüzünün en büyük yağmur ormanları. Son yıllarda bu eşsiz güzellik zarar görüyor. Çiftçiler ağaçların büyük bir kısmını mera yapmak için kesti. Bu katliama dur demek için şimdi bölgeye tam 73 milyon ağaç dikilecek. 73 milyon ağaç 30 bin futbol sahası kadar yer kaplıyor. Conservation International'ın yönetim kurulu başkanı Sanyayan, sadece ağaçların korunması değil, hangi ağaçların korunduğu da önemli. Atmosferin temizlenmesini istiyorsak, yağmur ormanları önemli, dedi. Müzik
projeyle atmosfere karbon salınımı büyük oranda azalacak. Tüm dünya gözünü Mars'a dikmişken Türkiye'yi gururlandıran bir haber aldık geçtiğimiz günlerde. İzmirli 11. sınıf öğrencisi Sudenaz Çelik, Mars'ı yaşanabilir kılmak için bir proje geliştirdi ve o projeyle 800 katılımcının arasında dünya birincisi oldu. Küçüklüğünden beri evrene, gezegenlere duyduğu merak lise sıralarında ona dünya birinciliğini getirdi. İzmir'de yaşayan 11. sınıf öğrencisi Sudenaz Çelik, Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için bir proje hazırladı. Tam bir yılda hazırladığı projeyle Brezilya'da düzenlenen Mostratec proje yarışmasına katıldı. Sudenaz projesiyle matematik, fizik ve gökbilimleri dalında 800 proje arasında birinci oldu. Ve hayat Mars'ta başlıyor. Nükleer silahların varlığı ve çevre kirliliği gibi etkenler dünyadaki yaşam alanlarını tehdit ediyor. Bilim insanları yakın dönemde evrende yeni bir yaşam alanına ihtiyaç duyulacağını belirtip yeni alternatifler arıyor. Örneğin Mars. Bu gerçekten yola çıkan Sudenaz da Mars'ı yaşanabilir hale getirmeye çalıştı. Formidium bakterileri siyah pigment salgılayıp buzun erimesine yol açıyor. Atmosferindeki gazlar ve aşırı soğuk gibi nedenler Mars'ta yaşama izin vermiyor. Ancak Sudenaz buna bir formül bulmuş. Mikroorganizmalar için korunaklı ekosistemler ortaya çıkıyor ve kreokontollerin içine algler veriliyor. Algler fotosentez yapmaya başlıyor ve fotosentez yardımıyla oksijen, protein ve şeker üretiyor. Protein ve şeker Mars'ın verimsiz toprağını verimli hale getiriyor. Sudenaz'ın projesine göre açığa çıkan oksijen atmosfere karışacak, üretilen şeker ise Mars'ın verimsiz toprağına karışıp yüzeyi verimli hale getirecek. Şimdi en büyük hayali, projesini hayata geçirmek olan Sudenaz'ın gelecekteki hedefi ise Türkiye'yi NASA'da temsil etmek. NASA'ya projemi gönderdim ve şu an değerlendirme aşamasında ve hayalim NASA'da çalışmak. Umarım projem insanlar için ve NASA için bir umut ışığı olur. Hayallerimizi, dünyamızı renklendiren şeyler kitaplar. İşte şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Gezici bir kütüphane var orada. Köy köy geziyor ve hayalleri yeşermekte olan o köy çocuklarını kitapla buluşturuyor. Leyla, içeri içeri. Bu kadar kitabın arasında böyle bir şans olduğu için mutluyuz. Kitap okumak gözü açık gördüğümüz rüyalardır deriz. Ve bu çocukların gerçekten bu rüyaları görmeye ihtiyaçları var. Ve belki de diğer çocuklardan çok daha fazla ihtiyaçları var. O rüyaları hayata taşımak için yola çıktılar. Diyarbakır'da gidilmedik köy bırakmadılar. O köylerde de çocuklara bambaşka bir dünyanın kapılarını araladılar. Kitap okudukça hayal dünyamız genişliyor. Kendimizi daha iyi hissediyoruz. Karşımızdaki kişiyi anlıyoruz. Kitaptaki karakterin, kendimizi kitaptaki karakterin yerine koyuyoruz ve çok mutluyuz. İlhalk Kütüphanesi Müdürlüğü'nce Gezici Kütüphane uygulaması başlatıldı. Kamyonetten dönüştürülen Gezici Kütüphane, köylerde yaşayan çocukların kitap ihtiyaçlarını karşılıyor. Burada yaşayan çocuklar ülkemizin geleceğidir. Gezici Kütüphane gelmeden önce okumak istediğim kitapları bulamıyordum. Şimdi geldiği için okumadığım ya da bilmediğim kitapları da artık öğreniyorum. Kitaplar çocuklara ödünç veriliyor. İki hafta sonra yerine yenileri geliyor. Gezici Kütüphane çocukları oldukça mutlu, ailelerini ise memnun ediyor. Gezici Kütüphane geldiği için hizle ve kitap arasından iki haftada bir, iki, üç tane okuyorum. Ailem bundan memnun. Gezici Kütüphane geldiğinden beri çok mutluyuz. Her hafta 9 köye kitap götürülüyor. Haftada yaklaşık 2000 kitap Gezici Kütüphane aracılığıyla köylere ulaştırılıyor. Dimer Yaytaş Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni Dilan Arat, Gezici Kütüphane'nin önemini vurguladı. Özellikle okuma alışkanlığı olmayan ya da okuma alışkanlığı olup kitap edinemeyen bir sürü öğrencimiz var. Gezici Kütüphane'nin gelmesi çocuklarımız için çok heyecan verici ve çok ümit verici bir şey. Ali Topaloğlu, 19 yaşında ve Down sendromu. Ama son 3 yılda katıldığı 3 yarışmada 2 altın bir de gümüş madalya kazandı. Ali'nin hikayesini bir dinleyelim şimdi.
Bu Avrupa Şampiyonası öncesinde bayağı sıkı çalıştık. Daha önceki işte dünya ve Down sendromlar olimpiyat şampiyonalarında göstermiş olduğumuz başarıların hedefimiz üstüne çıkmaktı. 19 yaşındaki özel sporcu Ali Topaloğlu işte bu hedefle yola çıkmıştı. Onun derece olarak üstlerine çıktık. Hedefimiz 3 altında ama 2 altında kaldık. 2 altın bir gümüş aldık. Hedefinin üstüne de çıktı. Samsunlu Ali Topaloğlu 19 yaşında. Babası sosyalleşmesi amacıyla Ali'yi 4 yıl önce spora yöneltti ve Canik Belediye Spor'a yazdırdı. Abi dedim şu anda dedim karşında dedim bir dünya şampiyonu duruyor demiştim o zaman ona. O da gülmüştü bana. Siz dedi önce bir Türkiye şampiyonu olun da dedi. Sonra dedi dünya şampiyonu düşünürüz vesaire gibisine konuşmuştum. Ben de abi dedim 2 sene sonra görüşürüz demiştim. Ali son 3 yılda katıldığı uluslararası şampiyonalarda tam 6 kez Türk bayrağını göndere çektirdi. Ve dünya şampiyonasına gittik 2015 yılında ve Ali yine gülle atma ve 100 metre koşuda dünya şampiyonu oldu. Yine disk atmada da dünya üçüncüsü olmuştu. 11-16 Ekim'de Portekiz'de yapılan Dünya Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Dünya Şampiyonası'nda gülle atma ve 100 metrede birinci, disk atmada ise ikinci oldu. 2018 yılında 3 branşta da hedeflemiş olduğumuz altın madalya uzanıp ister marşımızı 3 defa okutmak. En büyük hedefim şu anda bu. Tabii Ali'nin derecelerin üstüne koyması da önemli. Topaloğlu Samsun'a 3 madalyayla dönmenin gururunu yaşadı. Ali'nin uluslararası 9 tane madalyası oldu şu anda. Uluslararası alanda. Zaten 2015 ve 2016 yılında milli takımda ister marşımızı okutan tek sporcuydu. 2018 YTB'de dünya şampiyonluk. Antrenörü Musa Davulcu ise öğrencisinden oldukça memnun. Ali çok başarılı bir sporcu. Öncelikle antrenmanlarını aksatmıyor, işte söz dinliyor. Bunun yarın sıra çevresinden ona gelen tepkiler, işte sen şampiyonsun, sen şöylesin, sen böylesin, ona artı bir motivasyon oluyor. Bu müze küçükleri mutlu ediyor, yetişkinleri de maziye götürüyor. Antalya'daki Anadolu Oyuncak Müzesi'ne misafir edeceğiz şimdi sizleri. Çok büyük bir zevkti, çok büyük bir eğlenceydi. Şimdi özlemimizi gideriyoruz bunları görünce böyle. Bütün oyuncakları seviyorum. Anadolu'nun binlerce yıllık oyuncakları işte bu gördüğünüz müzede sergileniyor. Kendi çocukluğuma döndüm ilk başta. Daha önce de oyuncak müzeleri gezmiştik ama burası daha çok özenilmiş, daha çok emek sarf edilmiş. Bu çatı altında durdukça herkes çocuk ve mutlu kalıyor. Kapıdan içeriye adım atar atmaz eğlence başlıyor. Bilmiyorum, hepsi çok güzel. Çok güzel, şahane. Yani bize bile çok ilginç geldi eski oyuncaklar falan. Çok güzel. Bu alan eskiden dokuma fabrikasının kreşiydi. Şimdi oyuncak müzesine çevrildi. Ancak eski unutulmadı. İşte bu özel nedenden dolayı Dokuma Park'ta kurulan müze, Anadolu'nun kadim oyuncaklarının yanı sıra farklı zamanların ve milletlerin oyuncak kültürleriyle de tanışma fırsatı sunuyor. 81 ilimizden ve 16 farklı ülkeden oyuncaklar ziyaretçilerini bekliyor. Geçmişten bir sınıfın yansıtıldığı odayı çok beğendim. Kendi okuduğumuz sıralar, tahtalar, önlüklerimiz orada sergilenmişti, etkileyici. Bizim çocukluğumuzdaki oyuncaklar da var. Özellikle çocuklar için 10 numara bir yer yani. 4000 metrekare alanda kurulu 15 odadaki 74 vitrinde şimdilik 10.000 oyuncak sergileniyor. Bahçesinde de minikler günümüzün oyunlarını oynuyor. Yeni nesil bilmez ama zamanında sokaklarda bu tarz oyunlar oynanıyordu. Kepez Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı bu özel müzede en genç oyuncak 27 yaşında. Dünyanın ilk oyuncakları ve çok sayıda ilkler bu müzede yer alıyor. Dünyanın ilk ve tek misket duvarı işte bu müzede sergileniyor. Zamanında sokak aralarında misket oynayanları da maziye götürüyor. Çocukluğumuzda kardeşlerimle beraber oynardık biz. Renk renk, desen desen. İçinde şöyle vardı. Çok büyük de vardı, çok küçükler de vardı ve kazanan yani yere dizerdik, nişan alır, vurmaya çalışırdık. Evde abimle oynuyorum bazenleri. Dedemizden kaldı onlar bize. Burada her şey orijinal. Müze oyuncak bağışı da kabul ediyor. Oyuncaklarınız isminizle birlikte sergileniyor. İlk 3 haftada rekor ziyaret çaldı. 100 bin kişi müzeyi ziyaret etti. Oyuncak müzesi sadece çocukların değil büyüklerin de ilgisini çekti. Nasıl buldunuz burayı? Valla çocukluğuma döndüm. Müzede her çarşamba halk günü. Yetkililerden tek uyarı var. Bu kapılar yalnızca mutluluğa açılıyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni bir misafiri var. 5 yaşındaki su aygırı Max.
bir hipopotamımız şu an Doğal Yaşam Parkı içerisinde gölette arkamda olduğu gibi yaşamına devam edecek burada İzmir'de bundan sonra. Almanya'da Berlin Hayvanat Bahçesi'nde yeterli alan bulunamadı. Max uzun bir yolculuğun ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi. En iyi yaşam alanı Doğal Yaşam Parkı olduğundan dolayı bize hibe ettiler bu hayvanı. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na hemen uyum sağladı. Hemen adapte olmaya başladı ve içeride gezerken kendi bulunduğu özellikle gölete doğru hareket etti. 5 yaşındaki su aygırı sevimli tavırlarıyla park görevlilerinin ilgi odağı oldu. Çok iyi bir yaşam kalitesiyle hayatın devam edecek. 3 ton ağırlığındaki Max'in ardından bu hafta içi İtalya'dan getirilecek 2 adet su aygırı daha park üyeleri arasındaki yerini alacak. Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve eski savaş zırhları günümüz modasına uyarlandı. Koleksiyonun adı da Bir Nefes Bakır. Savaş zırhından gelinlik yaptılar. 13. yüzyıla dayanan tarihi günümüze uyarladılar. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan bakır tel işleme sanatı kursiyerleri, Türk tipi savaş zırhlarını günümüze uyarlayarak göz alıcı bir koleksiyona çevirdi. Şu anda 4750 gram taşıyor. Birlik tel dediğimiz telleri halkalara sararak, şişlere sararak halka haline getiriyoruz. Tek tek kesiyoruz. Yani ilmek ilmek dokuyoruz biz bunu. Bunu dokurken bir öğrenci bunu 4,5 ayda yaptı. Günümüze uyarlanarak vücut kolyeleri, üst giyim, gelinlik ve damatlık gibi tasarımlarla sergilenen defilede 11 kursiyerin el emeği, göz nuru eserleri görücüye çıktı. Biz bunu 1,5 yıla sığdırdık ama bu 1,5 yıl bizim için 3 yıl gibi. Çünkü saat mefhumumuz hiç yoktu. Bir Nefes Bakır adı verilen defilede savaş zırhından tasarlanan gelinlik ise ilgi odağı oldu. Biz her yıl bir önceki yıldan daha iyi olsun diye uğraşıyoruz. Şimdi bundan daha iyi ne yapacağız onu düşünüyorum. Aklımda var bir de. Türkiye'nin tek Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı kadın bakır tel işleme sanatçısı olan Sema Kansu'nun en büyük destekçilerinden biri ise Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel oldu. Sağ olsun ekibiyle birlikte günlerce, gecelerce çalıştılar. Hiç tatil yapmadılar, bayram tatili yapmadılar, hiçbir yere gitmediler. Gerçekten çok çalıştılar. Hatta bir ara eli sarılı dolaştı. Havalar soğudu. Mevsim de tam grip mevsimi. İşte bu havalarda kronik hastalıkları olanlar, örneğin şeker hastalarının çok dikkatli olması gerekiyor. Uzmanımızı bir dinleyelim. Şeker hastalığı en fazla ağız kuruluğu, çok yemek yeme, çok idrara çıkma, halsizlik, bitkinlik, el ve ayakta uyuşma gibi genel belirtilerle karşımıza çıkarlar. Birçok toplumda oranı %10 ile 20 arasında değişmektedir. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kişi şeker hastası. Sayısı gittikçe artan şeker hastaları soğuk havalara biraz daha dikkat etmeli. Çünkü mevsim geçişleri, özellikle de soğuk havalar, şeker hastalarında enfeksiyon riskini artıran önemli bir etken. Mevsim geçişlerinden ve soğuk havalardan en çok etkilenen hastalar arasında şeker hastaları da yer alıyor. Çünkü sıcaklıkların düşmesi enfeksiyon oranını da arttırıyor. Peki şeker hastaları soğuk havalarda nelere dikkat etmeli? İşte iç hastalıkları uzmanı Doktor Bülent Yardımcı'nın önerileri. Kış ayları enfeksiyon aylarıdır. Şeker hastalarında gelebilecek, şeker hastalığında gelişebilecek bir enfeksiyon genel durumlarını hızla bozabilir ve şekerin komplikasyonu dediğimiz gerek ciltte olsun, gerek solunum yollarında olsun komplikasyonlara yol açarak onların hayatını tehdit edebilecek hastalıkları oluşturabilirler. Özellikle de mevsim geçiş dönemlerinde dikkat edilmesi gerekiyor bu hastalığa. Akrabalarımdan şeker hastalığı olan var. Dedem, annem, yani, kötü bir şey. Birden betiniz benziniz atıyor, renginiz soluyor. Grip aşısı da enfeksiyondan korunmanın bir başka yöntemi. Özellikle yaşlı şeker hastalarına mutlaka her yıl grip aşısı yapılmasını öneriyoruz. Hastaların hijyen konusunda da tedbirli davranması gerekiyor. Şeker hastalarının çok enfeksiyon olan kişilerden uzak durmaları, toplu taşımalarda, toplu yaşanan yerlerde daha dikkatli olmaları, özellikle el temizliğine dikkat etmeleri ve sık sık ellerini yıkamaları da öneriler arasında. Şeker oranının yüksekliği kalp krizini de tetikliyor. Özellikle şeker kontrolsüzle beraber gidilen
ek hastalıklar da varsa, yani kan yağlarının yüksekliği, tansiyon yüksekliği, bu tarzda hastalıklar beraberinde varsa kalp krizi olasılığını artırır. Şimdi çok kısa bir aramız var. Türkiye'nin pek bilmediği ama Adıyamanlıların tüketmeye bayıldığı bir tatlı var. Adı da şillik. Neymiş bu şillik, bir bakalım. Daha önceler mesela şerbet yoktu, baklava yoktu, şey yoktu. Yani evlerde bunu ne olurdu? Pekmez vardı. Şillik tatlısı bildiğimiz tatlıların dışında şerbetle değil pekmezle yapılıyor. Adıyaman'ın neyi var diye sorduk. Adıyaman'ın şillik tatlısı var. Meşhur, yemeden dönmeyin dediler. Ve Ramazan Usta'yı bulduk. Ramazan Usta Ulusal Kanal izleyicileri için şillik tatlısını hazırladı. Bu tatlı Osmanlı döneminden geliyor. İlk önce süt ve değirmen unuyla krep kıvamında hamur hazırlanıyor. Ardından saç üzerinde pişiriliyor. Az kepekli değirmen unu, normal. Fabrika unu değil yani. Bunun özelliği, lezzeti kepekli olması zaten. Hamurun yapışmasını engellemek için sacın üzerine yağ sürülüyor. Şöyle sacın üzerine yağ yiyoruz. Güzel yani bunu yuka haline getiriyoruz. Ne kadar ince olursa o kadar çok çok güzel olur. Sıcak yufkanın içine isteğe göre bol ceviz ya da fıstık konulup sarılıyor. Sarılan yufkalar dilimlenip bakır tabaklara yerleştiriliyor. Sunumumuzu da bu bakır tabaklarda sunmamızın özelliği de tarihte gelen olduğu için. Yani örf adetlerimize göre şimdi biz de mecbur tarihe uymak zorundayız. Üzerine şerbet yerine sıcak pekmez gezdiriliyor ve Antep fıstığıyla süslenip servis ediliyor. Şimdi tadına bakacağız, sizlere de Adıyaman'a gelenlere de önereceğiz. Güzel bir tatlı olmuş. Bol cevizli, pekmez var içinde. Şillik tatlısının ismi Kürtçe'de ıslak, yaş anlamına geliyor. Şimdi sizi geçmişe götüreceğiz ama çok uzağa değil. Kapalı Çarşı'daki sevinç ve hüzün dolu bir dükkana konuk olacağız. Gramofon Baba ile tanıştıracağız sizleri. Kapalı Çarşı'nın ücra bir köşesinde, daracık sokakların arasında bulduk Gramofon Baba'yı. Sandalyesinde karşıladı bizi. Elinde 40 yıllık hatırı olan kahvesi, bir o kadar da hatırası olan parçalarıyla. Neredeyse 4 metrekarelik dükkanına sığdırmış her şeyi. En çok da geçmişi. Kendi seçip çaldığı plakları dinlerken gözleri doluyor ustanın. Evet, müzik kelimesini kullandığınız zaman burada etkilediği nokta duygulardır. Duyguları etkiler. Bir çeşit duyguların doyumu demektir. Nasıl dolmasın? 6 yaşından beri gramofonlara, şarkılara sığdırmış sevincini, hüznünü. İşin içerisindeyim. Yaşım 73. Geri kalan süreyi siz hesaplayın. Lise sıralarında bırakmış okulu Mehmet Usta. Babasının gramofonlarını tamir etmiş önce. Zamanla babasının mesleği onun bütün hayatı olmuş. Gramofonlardan günümüz teknolojisinde neden hala vazgeçilemediğini sorduğumuzda o dönemlerin kalitesi ve doğallığına vurgu yapıyor.
hormonsuz, genetiği bozulmamış gıdaların peşindeler. Bu sadece bir gıda olayı. Bunu farklı benzetmelerden getirebiliriz. Eskilerin tadı bir başka deriz ya. Hakikaten öyle. Bir plak dükkanına konuk olduk çünkü son günlerde eskiye rağbet arttı. Bunu hepiniz görüyoruz. İşte plak satışları da artmış. Haberimizi izleyin. Tek bir lokmanın kavgası uğruna. Kaset, CD, MP3, akıllı telefon. Müzik dinlemek için yıllar içinde pek çok alet değişti ama eskilerin tadı bir başka. Bir derdim var dinleyin. Ey gökteki yıldızlar, beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar. 1980'lerde yani plak hala ana akım ürünken dünyada 1 milyarın üzerinde plak satışı gerçekleşmiş. 2017'de uluslararası plak basım ve satış rakamlarında yaklaşık 40 milyonlardayız. Teknolojinin dünyaya hükmettiği bu yıllarda plaklar dijital dünyaya yenik düşmedi. Plak tutkunları bilir. Derinden gelen müzik sesi size bütün notaları hissettirir. Ne varsa eskilerde var deyip eskiye dönüş yapıyoruz. Kıyafetler, filmler ve hatta ev eşyaları derken eskiye rağbet arttı. Plaklar da teknolojiye meydan okuyor. Son 3 yılda plak satışları zirve seviyeye ulaştı. Plak satışı 5-6 yıldan beri ciddi bir yükselişte. Plak satışlarının yükselmesinin yanı sıra özellikle 5-6 yıldan beri yerli albümlerin plak üretimi artıyor. Dinlediğimiz o mekanik seslerden farklıdır plak. Size gereken bir masa ve iyi ayarlanmış bir pick-up. Bir aracısız ses aktarımı sağlıyorlar ve bundan dolayı daha kaliteliler. Mekan, zaman fark etmez. Zamana yolculuk yapmak, kulaklarınızın pasını silmek işte bu kadar kolay. Tam da bu yüzden zamana meydan okuyor plaklar. Son 3 yılda albüm satışları düşerken plak satışları %50 oranında arttı. Bence bu kız dünyanın en şanslı insanlarından biri çünkü babası onun 18 yılını kayıt altına almış. O da o 18 yılı sadece 5 dakikada izlemiş. Hepimiz onun kadar şanslı değiliz. Neden mi? Çünkü doğumundan ilk adımlarına, konuşmasına, koşmasına kadar her şeyi kaydedildi. Frans Hommaster, kızının 18 yılının her önemli anını görüntüleyip 5,5 dakika olan videoda birleştirdi. Lout, babasının hediyesi üzerine videoyu izleyenler tarafından şanslı çocuk ilan edildi. Babanın hazırlayıp sosyal medyaya attığı görüntüler izlenme rekoru kırdı.
Agatha Christie'nin ünlü romanı Doğu Ekspresi'nde cinayet sinemaya uyarlandı. Filmin Türkiye'deki ilk gösterimi ise Sirkeci Garı'nda yapılacak. Agatha Christie'nin ünlü romanı Doğu Ekspresi'nde cinayetin sinema uyarlaması Türkiye premierini 7 Kasım Salı akşamı saat 21.00'da Doğu Ekspresi yolculuğunun başlangıç durağı olan Sirkeci Garı'nda yapıyor. Filmde Belçikalı dedektif Hercule Poirot İstanbul'dan Paris'e doğru yol alan lüks trende işlenen cinayeti çözmeye çalışıyor. God, murder here. God rest his soul. Someone was rummaging around my cabin. Cevval dedektif Poirot, karlar arasında mahsur kalan trende bulunan 13 yabancıyı cinayetin zanlısı olarak kabul ediyor ve zamana karşı yarışarak ipuçlarını toplayıp katilin izini sürüyor. We are surrounded by lies. I'm sleeping here, where everyone can see me, and I can see everyone. Filmin yapımcılığını Ridley Scott üstleniyor. Senaryosunu ise başarılı senarist Michael Green uyarladı. Film 10 Kasım Cuma günü vizyona girecek. Haftanın merakla beklenen yapımları vizyona girdi. Bakalım neler varmış. Sen başla. En başından mı? Anlatın! Ben can çekişiyorum, sen gülüyorsun ya. Keten Pere izleyiciyle buluşacak. Kamil Çetin'in yönettiği filmde Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran oynuyor. Vefa abi beni Keten Pere'ye getirdin! Gözlerimin içine bak. Oğlum ne demeye her gün geliyorsunuz lan? Şimdi kız mı ayarlamaya çalışıyorsun? Manitacılık mı anlamadım? Bu kim? Ne olmuş buna? Kafasına dünya mı düşmüş? Rıza Kocaoğlu, Tuğba Ünsal, Bestemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay ve Esra Ruşan'ın oynadığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2 adlı filmin yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstlendi. Devam filminin ikinci bölümü, aşk yaşadığı Derya'nın ölümüyle başa çıkmaya çalışan Hakan'ın hikayesi etrafında dönüyor. Birine kendini iyi hissettireceksiniz diye ödünüz kopuyor. Yani merak etme, sevmek bir vaat değildir. Sıkıldım ben senden. Ne? Abi ne olur ne yapacağım ben burada abi, beni burada bırakma abi. Abi! Ersan Özer'in yönettiği Melih Abuav, Fırat Sobutay, Alper Rende, Bahar Şahin ve Mert Karadaş'ın rol aldığı Oha Diyorum, video paylaşım sitesi YouTube'dan tanınan bir grup gencin maceralarını anlatıyor. Ne olur dikkat et! Herkes yere yatsın! Lan ne yapıyorsunuz? Herkes yere yatsın dedi. The truth will set you free. Peter Spirek ile Michael Spirek'in yönetmen koltuğunda oturduğu ünlü korku serisi Testere Jigsaw efsanesi filminin başrollerinde Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Catraney, Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort ve Brittany Allen yer alıyor. No, it's not creepy at all. Jaden Museum. For instance, if we took your bag. Force Major filmiyle çıkış yapan İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un Cannes'da Altın Palmiye ödülü kazanan yeni filmi The Square, bir enstalasyon etrafında gelişen olaylara odaklanıyor. Senaryosu da Ruben Östlund'a ait olan filmde Klaus Bang, Elizabeth Moss, Dominic West ve Terry Notary rol alıyor. Oscar Onur Ödülü sahibi Satyajit Ray'in yazdığı bir çocuk bilim serisinden uyarlanan haftanın animasyon filmi Macera Günlükleri Sihirli Adaya Yolculuk, 9 yaşındaki Mo ve 12 yaşındaki Melody'nin maceralarını konu ediniyor. Gelecek
Önümüzdeki hafta yine aynı saatlerde Ulusal Kanal'da buluşmak dileğiyle iyilikle, güzellikle kalın. Hoşça kalın.